Rakip tanıman bilgi yarışmamızdan herkese merhabalar. Ben Büşra Seda Boyar. 15 soruluk bilgi yarışmamızda bugünkü konuklarımız Elif Yalçın ve İsmail Anaş Beyefendi. Belediye Başkanımız Sayın Evren Dinçer'in talimatları doğrultusunda en güzel şekilde hizmet vermeye çalışıyorsunuz. Çalışıyoruz. Biliyoruz ki Belediye Başkanımız Sayın Evren Dinçer gençlerimize ve okuyan herkese eğitime çok önem veriyor. Merhabalar, hoş geldiniz stüdyolarımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Elif Hanım, sizler nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Rakip tanıman bilgi yarışmamıza katıldınız. 15 soruluk bir yarışma. Onlara başlamadan önce sizi biraz tanımak istiyorum. Elif Hanım, isterseniz sizinle başlayalım. Ben Elif Yalçın. Kocaeli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümü mezunuyum. Şu an KPSS'ye hazırlanıyorum. Sizi tanıyalım. Adım efendim. Adım İsmail Anaç. Aksaray'dayım, doğma büyüme Aksaray'dayım. 25 yaşındayım. Matematik öğretmeniyim. Aynı zamanda yan dal olarak bilgisayar üzerine, yazılım üzerine okudum. Bilgisayar mühendisiyim. Maşallah. Başarılarınızın devamı diliyorum. Gerçekten sizleri tanıdığımız için de çok memnun olduk. Değerli izleyicilerimiz stüdyomuzda ilk kez karşılaşıyor Elif Hanım ve İsmail Bey. İsmail Bey, Elif Hanım, isterseniz size yarışmamızın kurallarını hatırlatmak istiyorum. 15 tane sorumuz olacak sizlere. 15 sorumuz, 3 tanesi bonus soru, 20'şer puan. Diğer sorularımız ise 10 puandan oluşacak. Ve kazanan yarışmacımıza Aksaray Spor forması ve futbol topu hediyemiz olacak. Ve her soruda 30 saniye süreniz olacak. Ben başladığında ve bittiğinde size bilgiler vereceğim. Hazır mısınız? Hazırız. Önümüzde kağıtlar var. Kağıtları, cevapları yazdıktan sonra havaya kaldırabilirsiniz süreniz bittiğinde. Aklınıza takılan bir şey olursa yine sorabilirsiniz. Tamam. İsterseniz başlayalım. Başlayalım. Kimya ile aranız nasıl? Pek yok benim. Aslında ilk sorumuz biraz basit kimya sorusu. İsterseniz başlıyorum. Tabii ki. Hazır mısınız? Hazırız. İlk sorunuz geliyor efendim. Sodyumun simgesi nedir? Süreniz başladı, 30 saniyeniz. Evet, İsmail Bey çabuk cevap verdi. Elif Hanım'dan da cevap bekliyoruz. Son 20 saniye. Evet. Bildiğiniz bir soruydu herhalde. Yani çok emin değilim ben. Siz İsmail Bey? Biliyorum. Eminsiniz. Son 5 saniyeye geldik. Evet. Cevaplarımızı kaldıralım. Elif Hanım NA diyor. İsmail Bey NA diyor. Ve doğru cevap efendim. Sodyumun simgesi NA'dır. 10'ar puan kazandınız. Tebrik ediyorum. Kolay başladık gibi geldi değil mi? İnşallah böyle devam eder. Ben eminim sizler çok güzel cevaplar vereceksiniz. İnşallah. İkinci sorunuz geliyor efendim. Yine kolay bir soru bence. Romen rakamlarında M hangi sayıdır? Romen rakamlarında M ile yazılan sayı soruyoruz. Süreniz başladı efendim. Yazılım şekli M olan sayıyı soruyoruz Romen rakamlarında. Hangi sayıya tekabül eder? Son 10 saniyeniz. Ve süreniz bitti. Cevaplarınızı alalım. Elif Hanım 1000 diyor. İsmail Bey 7 cevabını vermişsiniz. Acaba hanginizinki doğru? Yanlış galiba. 1000 doğru cevap ve Elif Hanım 10 puan kazanıyor bizden. Bilmiyordum. İsmail Bey, bilmediğiniz yerden geldi soru. Çünkü M harfi olarak düşündüm direkt olarak ama o şekilde olmadı. Olsun, daha bir sürü sorumuz var. Tebrik ederim Elif Hanım. Teşekkür 10 puan ederim. Kazandınız. Toplamda 20 puan Elif Hanım'ın ve 10 puan da İsmail Bey'in var. Şimdi 3. sorumuz geliyor. Ülkelerle aranız nasıl? İyi, fena değil yani. Biliyoruz genelde. Ülke gündemini takip ediyoruz. Yani şimdi gelen sorumuz bir başkent sorusu. Tamam. Ottawa hangi ülkenin başkentidir? Ottawa. Evet. Size biraz yardımcı olmak istiyorum. Süreniz başladı bu arada. Kuzey Amerika kıtasının en kuzeyinde bir ülkenin başkenti.
aslında çok iyi bir ipucu verdim sizlere. Son 10 saniye. Tamamen sallıyorum. Ben de sallıyorum. En kuzeyindeki ülke Amerika'nın. Ve süreniz bitti. Cevapları alalım efendim. Elif Hanım Kanada diyor. İsmail Bey Arjantin diyor. Tamam. Evet değerli izleyicilerimiz, Ottawa hangi ülkenin başkentidir dedik. Elif Hanım Kanada dedi, İsmail Bey Arjantin dedi. Doğru cevap Kanada'ydı. Elif Hanım'ı tebrik ediyorum. Sonradan aklıma geldi. Olsun. Şimdi bir bonus sorumuz var demiştim sizlere. Tekrar hatırlatmak isteyeyim. Aksaray'ımızı ilgilendiren sorularımız bonus sorularımız. Evet. Ve bu soruların doğru cevaplardan verdiğiniz takdirde hem 20 puan hem de bizlerden güzel kitaplar kazanacaksınız. Bunları yarışmanın bitiminde sizlere vereceğim. Hazırsanız ilk bonus sorumuz geliyor sizlere. Aksaray merkezde yer alan Karamanoğlu Mehmet Bey Camii olarak da bilinen cami hangisidir? Tekrarlayayım isterseniz. Aksaray merkezde yer alan Karamanoğlu Mehmet Bey Camii olarak da bilinen cami hangisidir? Son 20 sorunuz, 20 saniyeniz, özür diliyorum. Evet, yazdınız mı cevaplarınızı? Aksaray'ı biliyorsunuz her yerini. Nerelisiniz bu arada? Ben Aksaraylıyım. Siz? Aksaraylıyım, Amasınlıyım. Bildiğiniz şeyler aslında. Ve süremiz bitti efendim. Cevaplarınızı alalım. Tebrik ediyorum. Ulu Cami doğru cevaptı. Aksaray merkezde yer alan Karamanoğlu Mehmet Bey Camii olarak da bilinen camimiz Ulu Cami'ydi. Bonus sorularımızdan Elif Hanım ve İsmail Bey 20'şer puan kazanıyorlar bizden. Ve ayrıyeten de kendilerine kitap hediye edeceğiz. Tebrik ediyorum. Evet, 5. sorumuza geldik. 5. sorumuzu söylüyorum. 0312 hangi ilimizin telefon alan kodudur? 0312 hangi ilimizin alan kodudur? Süreniz başladı. Maşallah çok hızlısınız. Erkenden süre bitmeden tekrar değiştirebilirsiniz. Elif Hanım süreniz var. 0312. Eğer tereddüt ediyorsanız değiştirebilirsiniz. 0312 hangi ilimizin alan kodudur? Telefon alan kodunu sorduk ve son 3 saniye. Evet, süre bitti. Kaldırabilirsiniz. Elif Hanım Aksaray dedi. İsmail Bey Ankara dedi. Doğru cevap Ankara'ydı Elif Hanım. Çünkü ilimizin telefon kodu 0382'ydi efendim. Olsun. Tebrik ederim İsmail Bey sizi de. Teşekkür ederim. Şimdi gezegenlerden bir sorumuz var. Hep çocukluğumuzdan beri duyarız aslında. Gezegenlerimizi sayarız. Hep aklımızdadır aslında isimleri de. Bunların bir de güneşe yakınlık dereceleri vardır. Altıncı sorum onunla ilgili. Güneşe en yakın gezegen hangisidir? Süreniz başladı. Güneşe en yakın gezegeni soruyorum efendim. Elif Hanım ve İsmail Bey ile yarışıyoruz. Kıyasaya bir rekabet var. Son 10 saniyeniz. Evet, süreniz bitti. Kaldırabilirsiniz. Hiç emin değilim. İsmail Bey Merkür cevabını verdi. Elif Hanım Mars cevabını verdi. Doğru cevap Merkür'dü. Tebrik ediyorum. İsmail Bey bizden 10 puan kazandı. İsmail Bey 50 puana, Elif Hanım'sa 50 puana geldi. Gerçekten eşitlik var. Bakalım bu eşitliği hangi soruda bozacağız? İyi olan kazansın. Biraz ara verelim istiyorum. Şu şekilde konuşalım. Siz de hem biraz dinlenmiş olursunuz. Aksaray Belediye'mizin yapmış olduğu faaliyetler hakkında neler düşünüyorsunuz? Gayet iyi ilerliyor. Belediye Başkanımız öğrendiği işler, iyi çalışmalarıyla
bayağı renk katıyor şeyimde, gençlerimiz olsun, insanlar olsun, insanlarla ilişkileri olsun. Gayet iyi durumda yani. Sevilen bir insan haline geldi. Yani inşallah bu şekilde devam eder. İnşallah. Yani. Teşekkürler İsmail Bey. Elif Hanım, sizler neler söylemek istersiniz? Yakın zamanda da Gençlik ve Bilim Merkezimiz açılacak. Aslında ona da değinmek istiyorum. Açılışı gerçekleştirelim yakın bir zamanda. Belediye Başkanımız Sayın Evren Dinçer de gerçekten eğitime ve gençlerimize çok değer veriyor. Sağ olsun. Buradan da Belediye Başkanımız Sayın Evren Dinçer'e çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sizler neler söylemek istersiniz? Şöyle söyleyeyim. Bence gençlere bu şekilde imkan verilmesi çok güzel bir şey. Belediye Başkanı'na ben de buradan hani teşekkür ederim. Yani güzel bir şey. İnşallah böyle devam eder. İnşallah. Teşekkür ederiz Elif Hanım. Evet, 7. sorumuz geliyor. Hazır mısınız? Hazırız. Azerbaycan bayrağında kaç renk vardır? Evet, buradan da söylemiş olalım. Türk milleti olarak Azerbaycan halkının her zaman yanındayız. Biriz, kardeşiz. Evet, aslında hepimizin bildiği bir bayrak. Azerbaycan bayrağı. Son 10 saniye. Cevapları biliyordunuz bence. Hemen yazdınız. Son 5 saniyeye girdik. Ve süreniz bitti. Cevapları alalım. Elif Hanım 4 tane renk diyor. İsmail Bey de 4 tane renk diyor. Doğru cevap, tebrik ediyorum. Mavi, kırmızı, yeşil ve ortada da beyaz ay yıldızımız var. Toplamda Azerbaycan bayrağında 4 tane renk vardır. Onar puan kazandınız. Tebrik ediyorum. 8. sorumuz. Bir kısaltma, mutlaka biliyorsunuz çocukluğumuzdan beri kitaplarımızda görürüz, duyarız, haberlerde sürekli aşinayızdır aslında buna. Evet. Hazırsanız 8. sorumuzu söylüyorum. Dünya Sağlık Örgütü'nün kısaltması nedir? Dünya Sağlık Örgütü'nün kısaltmasını soruyorum. Süreniz başladı efendim. Son 17 saniyeniz. Son 10 saniye. Evet, süremiz bitti. Cevapları kaldıralım. Elif Hanım hu diyor. İsmail Bey de hu diyor. Efendim doğru cevap World Health Organization, yani WHO olacaktı kısaltması. Tebrik ediyorum. 8. soruda da bizden onar puan kazandınız. Edebiyatla aranız nasıl? Çok yok edebiyatla aram. Sizin? Ben de yok. Yani nadir kitap okuyorum. Kitap okumayı sever misiniz? Ben kitap okumayı severim ama işte şairlerin ismini falan onları çok fazla bilmiyorum yani. Siz İsmail Bey? Sevdiğim tarzda bir kitap olursa yani böyle... Bilimsel can olsun, yani bir bilimsel dergiler, mesleğimizde olan ilgili olan şey nedir? Dergiler olsun, gazeteler olsun, şey olsun, o tarz o şeyler okumayı severim ama genel olarak kitap okumaya karşı biraz şey, soğukluk var yani. Yani aslında hepimiz öyleyiz. Çok okumak isteriz ama kitap için bir fırsat bulamayız. Çok yanlış. Yani o fırsatı yaratmamız lazım kendimizde. En az bir 10 dakika, 15 dakika fırsat buldukça okumamız gerekiyor. Hayatımızın her alanında aslında kitaplara ihtiyaç duyuyoruz. Şu an bir bilgi yarışmasındayız. Örneğin yine bir kitap sorumuz var sizlere. Onları söyleyeceğim. İnşallah cevabını doğru bilirsiniz. Bildiğinizi İnşallah. Düşünüyorum. Çok bilindik bir eser soracağım. Eserin yazarını soracağım sizlere. Dokuzuncu sorumuz geliyor efendim. Sinekli Bakkal romanının yazarı kimdir? Aslında çok bilindik kitapları var. Size biraz ipucu vermek istiyorum. Yabancı değil mi? Yazarının, hayır, Türk yazarı. Ateşten Gömlek diye de bir kitabı var bu yazarın. Son 8 saniyeniz. Sinekli Bakkal romanının yazarını sorduk değerli izleyicilerimiz. Süreniz bitti. Cevaplarınızı alalım. Halide Edip adı var.
Elif Hanım da Halide Edip adı var yazmış. Tebrik ediyorum. Sinetli Bakkal romanının yazarı Halide Edip adı vardır. 9. sorumuzdan da 10'ar puan kazandınız. Tebrik ederim. Gerçekten kıyasıya bir rekabet var. Bu böyle olacağını düşünmüştünüz rakip tanımam yarışmasına katılırken. Kendinizden emindiniz değil mi? Evet. Tabii ki emindik. İnşallah hak eden kazanır ama bence ikiniz de hak ediyorsunuz gerçi. Tebrik ederim. Bu zamana kadar çok güzel geldiniz. Ve 10. sorumuza geldik. 10. sorumuz bir bonus sorusu. Yine kitap hediyesi. Aksaray'ımıza ait bir soru gelecek. Hazırsanız sorunuzu söylüyorum. Somuncu babanın oğlu olup türbesi Aksaray'da bulunan din bilgini kimdir? Tekrarlayayım. Somuncu babanın oğlu olup türbesi Aksaray'da bulunan din bilgini kimdir? Süreniz başladı. Son 20 saniyeyi girmiş bulunuyorsunuz. Şu an Elif Hanım 80 puanda, İsmail Bey de 80 puanda. Bakalım kim bozacak bu aradaki rekabeti? Evet, kaldırabilirsiniz cevaplarınızı. İsmail Bey Yusuf Hakiki Baba cevabını veriyor. Elif Hanım Ali Baba cevabını veriyor. Doğru cevap Yusuf Hakiki Baba olacaktı efendim. Somuncu Baba'nın oğlu olup türbesi Aksaray'da bulunan din bilginin Yusuf Hakiki Baba'dır. Tebrik ediyorum İsmail Bey. Elif Hanım 80 puanda ve İsmail Bey bonus sorusuyla beraber 100 puana ulaştı. Tebrik ederim. Evet, şimdi sıra 11. sorumuzda. Yavaş yavaş bitimine yaklaşıyoruz. Nasıl gidiyor sizce yarışma? Keyif alıyor musunuz? Bence çok iyi gidiyor. Gayet iyi şu anda. Güzel keyif gidiyor. Güzel yani. Güzel 11. yarışma. Sorumuz o zaman gelsin sizler için. Olimpiyat halkaları neyi simgeler ve süreniz başlıyor efendim. Bildiğim yerden geldi. Biliyorsunuz çünkü aşinayız aslında. Evet, erkenden bitirdiniz. Yine de düşünmek isterseniz, emin olmak isterseniz bekleyelim süremizin bitmesini. Ve son 10 saniyeye girmiş bulunuyoruz. Evet, olimpiyat halkaları neyi simgeler dedik? Yarışmacılarımız Elif Hanım ve İsmail Bey'e ve cevapları kaldıralım. Süremiz sona erdi. Elif Hanım kıtalar cevabını veriyor. İsmail Bey de kıtalar cevabını veriyor. Tebrik ediyorum. Kıtalar doğru yanıt. Bizden 10'ar puan kazandınız. Gerçekten güzel gidiyor. Başarılısınız da gördüğüm kadarıyla. Okumayı da seviyorsunuz aslında değil mi? Okulda çok güzel şeyler öğreniyorsunuz. Sizin mesleğiniz gereği. Siz öğretmensiniz. Siz de öğretmensiniz. Peki nasıl olacak? Çalışıyor musunuz şu an? İsterseniz biraz ara verelim. Onları konuşalım istiyorum. Dinlenin hem de siz de. Nasıl gidiyor? Çalışıyor musunuz şu an? Ben KPSS'ye hazırlanıyorum. Yani geçen sene de hazırlanmıştım. İstediğim puanı alamadığım için bu sene tekrar hazırlanmayı düşündüm. Yani bu şekilde. İnşallah her şey dilediğinizde olur. Gönlünüze göre olur. Siz İsmail Bey çalışıyor musunuz? Ben de çalışıyorum. Aslında şimdi özel ders veriyorum öğrencilerimize sınava yönelik. Bu pandeminin sürecinden dolayı da aşırı bir talep oluştu zaten. Öğrencilerimiz pandemi sürecinden evde çalışamadıklarını düşündükleri için velilerimiz özel ders alma isteğinde bulundular. Ben de öğretmen olduğum için ders veriyorum. O şekilde. O şekilde. Pandemi çünkü hepimizi etkiledi. Evet. İnşallah bu kötü günler geride kalır ve normal hayatlarımıza döneriz. Aynen inşallah. İnsanlar okullarına, mesleklerine geri dönerler. Gerçekten zorlu bir süreç. Diliyoruz ki hemen bitsin ve normal hayatımıza geri dönelim. İnşallah. Evet efendim, 11. sorumuzu da geride bıraktık. Sıra 12. sorumuzda. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Ani harabeleri hangi ilimizdedir? Ani harabeleri hangi ilimizdedir ve süreniz başladı. Evet, son 10 saniyeniz. Ani harabeleri hangi ilimizdedir dedik.
Ve cevapları şimdi göreceğiz. Süremiz bitmek üzere. Evet, süremiz bitti. Cevaplarınızı görelim. Elif Hanım Kars diyor. İsmail Bey Kırşehir diyor. Evet, doğru yanıt Kars. Tebrik ederim Elif Hanım. Bizden 10 puan kazandınız 12. soruyla. Ve toplamda 100 puana ulaştınız. İsmail Bey de 110 puanda. Tebrik ederim ikinizi de. Gerçekten çok güzel gidiyor. Gittiniz, gördünüz mü Kars'ı? Yok, hiç gitmedim ama benim ablam coğrafya öğretmeni. Yani bu soruyu bilmeseydim ablam çok kızardı bana. Ablanızı da buradan sevgilerimizi, evet, saygılarımızı gönderiyoruz. Evet, 13. sorunuz İstanbul'dan gelecek. Bildiğimiz, eminim ki biliyorsunuzdur da, son zamanlarımızda sürekli gündemde olan ve gerçekten duyduğumuz bir soru olacak. Sizleri de fazla meraklandırmak istemiyorum ve 13. sorumuzu size söylüyorum. Kısa bir zaman önce ibadete açılan Ayasofya'nın yeni ismini soruyoruz değerli izleyicilerimiz. Sizler için yarışmacılarımıza sorduk. Ayasofya'nın yeni ismini soruyoruz. Elif Hanım ve İsmail Bey ile beraberiz bugün. Gerçekten rakip tanımamda kıyasıya bir mücadele var. Ben de merak ediyorum, kazanan kim olacak? Evet, süreniz azalıyor. Elif Hanım 100 puanda, İsmail Bey 110 puanda şu ana kadar. Bakalım 13. soru neleri değiştirecek? Ve süreniz bitti. Kaldıralım cevapları. Ayasofya Kebir Camii, Ayasofya Kebir Camii ve tebrik ediyorum, ikiniz de doğru yanıtladınız. Ayasofya'nın yeni ismi Ayasofya Kebir Camii olacaktı. İkiniz de bizden 10'ar puan kazandınız ve Elif Hanım 110 puanda, İsmail Bey de 120 puana ulaştı bu cevapla beraber. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. 14. sorumuz geliyor sizler için. 200 metrede dünya rekoru kıran milli atletimiz kimdir? Size biraz yardımcı olmak istiyorum. Bu Berlin'de Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda kırıldı rekor. 200 metrede dünya rekoru atletizmde kırıldı. Ve Berlin'de yapıldı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda. Son 10 saniyeye girdik. Atletimizin ismini soruyoruz sizlere. Evet, süremiz bitmek üzere. Süremiz bitti. Yok. Cevaplarınızı alalım. Elif Hanım cevap yok diyor. İsmail Bey de Elif Yanık cevabını verdi. Kız oldu da. Doğru cevap Ramil Guliyev'di. Kendisi Azerbaycan asıllı ama bir Türk atlet. Teşekkür ediyoruz. Olmadı, bu soruda puan alamadık. Olsun, son sorumuz var ve bonus sorusu. Elif Hanım 110 puanda, İsmail Bey de 120 puanda. Evet, bonus sorumuz demiştik. Üçüncü, hem son sorumuz hem de bonuslarımızın son sorusu geliyor şimdi. Hazır mısınız? Hazırız. Yine Aksaray'a ait bir soru. Aziz Merkür'in yeraltı şehri hangi kasabamızdadır? Aziz Merkür'in yeraltı şehrimizi soruyoruz. Hangi kasabamızda? Kasabamızın ismini yazmanız yeterli olacak bizim için. Son 20 saniye değerli izleyicilerimiz. Elif Hanım ve İsmail Bey ile yarışıyoruz bu hafta. Gerçekten kıran kırana bir mücadele oluyor. Son 10 saniye. Evet, süremiz azalıyor. Evet, kaldırabilirsiniz cevaplarınızı. Elif Hanım Ihlara cevabını vermiş. İsmail Bey Saratlı cevabını vermiş. Evet, son sorumuzun doğru cevabı Saratlı. Teşekkür ediyorum İsmail Bey. Bizden hem 20 puan hem de yarışmamızın birincisi oldunuz. Doğru cevabı vererek 140 puanla, Elif Hanım 110 puanla yarışmamızın ikincisi oldunuz. Tebrik ederim. Gerçekten ikiniz de çok başarılıydınız. Teşekkür ederiz. Güzel geçtiğine inanıyorum. Sizler neler söylemek istersiniz? Yani çok güzel geçti. Arkadaşı tebrik ediyorum. Ben de size yarıştığınız için teşekkür ederim. Tebrik ediyorum gerçekten. Sana. Çok başarılıydınız.
ufak tefek unuttuklarımız olabilir. Eminim o atladığınız sorularda, bildiğiniz sorularda ama buranın heyecanı, stüdyolarımızın heyecanı çok başka. Kamera karşısındayız. Tebrik ediyorum. Başarılarınızın her zaman devamını diliyorum. Ödüllerinizi birazdan sizlere takdim edeceğim. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Değerli izleyicilerimiz, bu hafta da rakip tanımamın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her cuma saat 19'u gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Hepinize güzel günler diliyorum. Hoşça kalın, bizimle kalın.